El-Hafid. Dilediği kullarından bazılarını alçaltan odur. Bu mübarek ismi şerifin özellikleri. Bu mübarek ismi şerifi 50 defa okuyanların işleri görülür. Sıkıntıdan emin olurlar. Düşmanı hezimete uğratmak için 3 gün aynı yerde 70'er defa Ya Hafidu diye okumalıdır. Zalimlerin şerrinden korunmak için onlara karşı okunmalıdır. Bu ismi şerifin adedi 889, saati zuhaldir. Hasımlara heybetli görünmek için okunmalıdır. Bu mübarek ismi şerifi her gün 50 defa okuyanın her işi kolaylaşır. 1000 defa okuyan bütün düşmanların şerrinden halas olup kurtulurlar. Ya Hafid, kâfirleri, zulmedenleri, münafıkları alçaltıp zillete düşürmek demektir. Din düşmanı olanları ve inkar edenleri rahmetinden uzak tutan Allah'tır. İnanmayanları ahiret zamanında zelil eden ve cezalandırandır. Kibirlenenlerin, kötülük edenlerin ve zalimleri alçaltan yalnızca Allah'tır. Müminleri, dostlarını ve inananları yükselten de yalnızca Allah'tır. Dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak amacıyla 1400 kere El-Hafid zikre yapılmalıdır. Kötülüklerden, iftiralardan, kazadan ve beladan kurtulmak için Ya Hafid zikre yapılmaktadır. Zikir gününde, zikir saatinde ve belli olan zikir sayısınca yapılması daha tesirli olmaktadır. El-Hafid esması Allahu Teala'nın isimlerinden biri olup Allah'ın sabreden, hak edenleri yüceltip haksızlıkları alçaltan, yaradan olduğunu vurgulayan isimlerden biridir. Dualar önce ya da namaz esnasında zikredilir. El-Hafid anlamı dereceleri alçaltan ya da yücelten anlamına gelmektedir. Kulların sabırlarını sınar. Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltandır. Onları cezalandırır ya da ödüllendirir. El-Hafid esması Allah'ın zulmünden korunmak, ona layık bir kul olmak için zikredilmektedir. Aynı zamanda inancı tazelemek için zikredilir. Ya Hafid esmasının fazileti, dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak amacıyla Allah'a zikredilir. Kullar bu sıkıntılardan kurtulmak için yaklaşık olarak 1481 defa Ya Hafid diye zikir, haksızlıklardan ve iftiralardan, Ya Hafid zikirleriyle Allah'ın adaletine ve O'nun bağışlayıcılığına sığınılmaktır. Ya Hafid esması, düşman zulmünden kurtulmak için zikredilirse, 3 gün oruç tutulması gerekmektedir. 3 gün orucun ardından yaklaşık 70 bin defa Ya Hafid esması zikredilir. Bu esma zikir vaktinde okunması gerekmektedir. Ya Hafid esmasının fazileti surelerde de belirtilmektedir. Onlar ise şu şekildedir. O aşağılatıcı, yücelticidir. Ya Hafid esması zikredilirken edilen dua da şu şekildedir. Ya Hafid, öyle Hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın, varlığıyla gurura düşeni, öyle Hafidsin ki zillete düşürürsün kendini yüceltene. Gururdan azat eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, ehl-i sünnet alimlerinin yolunda olan Müslümanlar genelde çok sıkıntı çekerler. Ancak çektikleri peygamberlerin ve alimlerin çektiklerinin yanında çok azdır. Deryada bir damla bile değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
hiçbir peygamberin kendisi kadar sıkıntı, eziyet, acı çekmediğini bildirmiştir. Allah-u Teala'nın en sevdiği kulu böyle sıkıntı çekince, bizlerin ufak bir rahatsızlıktan dolayı isyan etmemiz, şikayetçi olmamız uygun olur mu? Üstelik üzüntü, sıkıntı, dert, elem, keder, Allah'ın sevdiği kullarının boynuna attığı kementtir. Dünya zevk yeri değil, ahiret ise bunun için yaratıldı. Dünya ile ahiret birbirinin zıttı, tersidir. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde dünyada nimetleri, lezzetleri çok olanlar, bunlara lazım olan şükrü yapmazlar ise, ahirette çok acı çekeceklerdir. Bunun gibi dünyada tehlikelerden sakındığı halde, çok acı çeken mümin, ahirette çok lezzete kavuşacaktır. Dünyanın ömrü, ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. Sonu olan sonsuz ile ölçülebilir mi? Bunun için dostlarına merhamet ederek sonsuz nimetlere kavuşmaları için dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Düşmanlarına biraz lezzet verip çok elemlere sürüklüyor. Bu dünya imtihan yeridir. Burada hak ile batıl, haklı ile haksız karışıktır. Burada Allah-u Teala dostlarına sıkıntılar, belalar vermeseydi, yalnız düşmanlarına verseydi, dost düşmandan ayrılır, belli olurdu. İmtihanın faydası kalmazdı. Halbuki gayba iman etmek gerekir. Dünya ve ahiretin bütün saadetleri görmeden inanmaya bağlıdır. Hadid suresinin Allah-u Teala peygamberlerine gaybdan, görmeden yardım edenleri bilmek için mealindeki 25. ayetinde bu hal bildirilmektedir. Dostlarını bela içinde göstererek düşmanlarının gözünden sakladı. Dünya imtihan yeri oldu. Dostları görünüşte belada, gerçekte ise zevk ve sefada, peygamberlerin düşmanlarla savaşması da böyle olurdu. Bedir'de Müslümanlar, Uhud'da kâfirler galip gelmişti.